1920'li yıllarda Hollywood'da artistler, mankenler tarafından ortaya çıkarılan bu protein diyeti, yani et, yumurta, peynir gibi hayvansal besin beslenmek, tahıl tüketmeme, kas yapmak için. Sebze de tüketmemek evet, malum. Evet, hiçbir şey tüketmeme. Bu metot çok yağın tesirleri olduğu için Doktor Dukan tarafından bu yenilendi, değiştirildi. Doktor Dukan protein diyeti çok ağır, riskli bir diyet. Kalp damar rahatsızlığı olan, böbrek yetmezliği olan, şeker hastalığı olan birçok problemi hastalıklı insanlar yapmaması gerekir. Protein diyeti yapanların, fitness'e gidip çalışan, vücut geliştiren insanların veya artistlerin veya mankenlerin yapacağı iş, yani nüfusun %1'i bile değil. Binde birinin yapması gereken, yapabileceği iş. Çok spor herkes, yapan da çok, diyebilir miyiz? Protein ağırlıklı beslenen kişi günde 2 saat spor yapması gerekir her gün ki proteinle alınan asit vücuttan atılsın. Evet. Homosistain vücuttan atılsın ki vücudumuzda toksik madde depolanmasın. Cüruf, pislik birikintisi depolanmasın. Vücudumuz temiz kalsın. Fakat daha sonra Doktor Dukan'ı Doktor Atkins dinlemeyerek yeniden protein diyetini el aldı. Atkins diyeti diyerek protein ağırlıklı beslenmenin sağlıklı olduğunu iddia etti. Bunu Türkiye'de Karatay hanımefendi Türkçeleştirerek Karatay diye tekrar sundu. Karatay diyeti çok riskli bir diyettir. Çok tehlikelidir. Karatay diyeti uygulayan kişinin vücudu zamanla cerrahat, cüruf, pislik birikintisi birikir. Asidoz oluşur. Homosistain oranı yükselir. Homosistain bünyenin, insan bünyesinin çöplüğe dönüşmesine sebep olur. Karatay hanımefendi neden böyle bir görüş, sürekli bunu iddia ediyor? Et, peynir, yumurta, hayvansal besinler, işte tahıldan uzak durun, ekmekten uzak durun, pirinçten uzak durun diyor. Çünkü o gözünün birini kapıyor, diğeriyle bakıyor. Sadece bir gözle bakıyor olaya. Neden? Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyor ki insanlar et, peynir, şey, ekmek, hamur işi ve pirinçle beslenenler kilo alıyor. Gerçekten doğru. Evet. Avrupalılar ve Amerikalılar hayvan, yani tahıl tükettiği zaman pirinç olsun, un mamulleri kilo alıyor. Ha, o Asya'ya bakmıyor ama. Sadece Avrupa'ya, Amerika'ya bakıyor. O, herkes kilolu. Bunlar o zaman tehlikeli diyor. Un mamulleri ve pirinç özellikle. Şekere sebep oluyor, obeziteye sebep oluyor, tansiyon, kolesterol, lipid vesaire vesaire. Ha, o zaman tehlikeli diyor. Peki neden Asya'ya bakmıyor? Ben 29 yıl aramızda kaldım. Çinli, Çin, Vietnam, Tayland, Kamboçya, Laos, Filipin, Bangladeş, Pakistan, İran, yani Asya'nın tamamında insanlar hemen hemen sabah, öğle, akşam pirinç tüketiyor. 5 milyar insan. Ya her gün pirinç mi yenir dedim ya, bu ne? Hastalık derecesinde herkes hep pirinç tüketiyorlar, hep pirinç tüketiyorlar. Geleneksel bir kültür mü acaba? Ondan yok, başka yiyecekleri yok, alışkanlık. Şimdi yeni yeni biraz değişik şeyler tüketiyorlar. Eskiden yokluktan, fakirlikten Çinliler, Hindistanlar hep pirinç tüketiyorlardı. Şimdi yavaş yavaş. Neden bu insanlarda tansiyon yok, kolesterol yok, obezite problemi yok, her gün tahıl tüketmelerine rağmen neden bir kilo problemi yok? Karatay hanımefendi bu tarafa bakmıyor. Bu tarafa da bak. Okeptik sadece Asya'ya, şey, Avrupa'ya, Amerika'ya bakmayacaksın. Asya'da, şey, Avrupa'da, Amerika'da insanlar tahıl tüketince kilolu. Asya'da insanlar tüketiyor, zayıf. Gram yağ yok. Neden? Bunu dünyada açıklayabilecek tek bir insan var. O da ben. Buyurun efendim, açıklayın o zaman. Ben de gerçekten merak ettim. Evet. Şimdi izleyicilerimiz de merak etmiştir. Yani un mamulleri, ya tahıl tüketince Avrupalılar markada kilo oluyor. Şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol vesaire vesaire bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Asyalılar tüketince problem olmuyor. Neden? Türkiye'de de 50 yıl öncesine kadar insanlar ekmekten başka bir şey yoktu ki. Ne yiyordu?
bulgur pilavı köyde, pirinç, patates, ekmek. Eti ne zaman buluyorsun? Kurban bayramından kurban bayramına. Veya misafir gelirse yılda bir veya iki defa tavuk keseceksin. O kadar. Yani evet. Vatandaş nereden bulsun eti? Hayır, insanlar tahılla beslendi. Yani bu yeni değil, bu tahılla beslenmek. Türk tarihine 18 bin 14 yıllık bir tarihimiz var. Şimdi Türkmenistan'ın baş şehrine yakın bir şehir keşfedildi. Anavo diye. Bu şehir milattan önce 16 bin yılında kurulmuş. Dünyanın en eski medeniyeti Türkler kurmuşlar. Hayvancılıkla, tarımla uğraşmışlar. Bizim atalarımız. Yani dünyanın en eski medeniyetine sahibiz biz. 18 bin yıldır tahılla, hayvancılıkla uğraşmışız. Hı hı. Bu da belgelendi. Yeni bir olay. Evet. Peki son 50 yıldır insanlar hamurlu tatlı yediğinde, pirinç pilav yediğinde neden kilo alıyor? Neden şeker hastalığı, tansiyon, kolesterol vesaire vesaire oluyor? Önce problem yoktu. Şimdi neden böyle bir problem oldu? İnsanlar, hemen hemen herkes doğduğu günden itibaren antibiyotik, ağrı kesici, antihistaminik, antidepresan vesaire gibi kimyasallarla temasa geçiyor. Bir, doğduğu günden itibaren ilaç. Bir, iki, yemiş olduğu besinler, cips, jelibon, kek, gofret vesaire vesaire kimyasal madde içeriyor. İki, hazır gıdalar. Böylece metabolizma bozuluyor. Normal olarak her insanın bağırsağında az veya çok mantar var. Fakat bağırsaktaki 2 kilo bakterinin %95'i, %96'sı faydalı bakteri olduğu için, faydalı bakteriler ne yapar? Vitamin üretir. Özellikle de B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitamini. Yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratı glikozlara dönüştürürler. Bizim için çalışır. Arı gibi. Arı bal yapar, bunlar da vitamin yapar. Bizim için hazmeder bütün yediklerimiz. Kullanılan ilaçlar ve yenilen besinlerdeki kimyasallar metabolizmayı bozuyor, faydalı bakteri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azlıyor. Zararlı bakteri ve mantarları üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler metabolizmayı bozuyor. Metabolizma bozulursa ne olur? İki problem ortaya çıkıyor. Bir, homosistein oranı yükseliyor. İki, asidoz problemi ortaya çıkıyor. Doktor Canan Karata hanımefendi asidoz ve homosistaini hiç duymamış herhalde. Hiç. Oralardan hiç değinmiyor. Şimdi eskiden problem olmayan tahıl, un mamulleri, pirinç vesaire şimdi problem oluyor. Çünkü sindirim sistemi bunu sindiremiyor artık. İnce bağırsak normal olarak 3,5-4 litre enzim salgılar. Yemiş olduğumuz besinlerdeki yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratı glikozlara dönüştürür. Şimdi dönüştüremiyor. Neden? Çünkü asit enzim salgılamıyor ince bağırsak. Salgılasa da kalitesi düşük. Neden? Çünkü bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller. Bağırsak kendini korumak için yağlanıyor. Yağ tabakası oluşuyor. Böylece enzim azalıyor. Histamin yükseliyor. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, hormon anormalikleri ortaya çıkıyor. Hı hı. Kilo problemi var vesaire vesaire. Yani bütün bu rahatsızları tetikleyen nedir? Mantar. Kimyasal ilaçlar mantarı azdırıyor. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları bozuyor. Enzim azalıyor. Enzim azalırsa histamin çoğalıyor. Histamin çoğalırsa bütün hastalıklar başlıyor. Metabolizma bozuluyor. Homosistein oranı yükseldikçe insan vücudunda çöplük meydana geliyor. Curuf. Ve bu yağlanma metabolizmayı bozuyor. İki, asidoz meydana gelir. Asidoz nedeniyle vücudumuz hemen asidi nötrleştirmesi gerekir. Nasıl nötrleştirecek? Bir, kandaki minerali emiyor, absorbe ediyor. Asitle minerali birleştirerek nötr bir madde, asidik baz oluşturup depoluyor. İki, kanda yeterince mineral bulamazsa damarların iç yüzündeki minerali emiyor. Üç, damarların iç yüzeyinde oluşan yamaları kalsiyumla, kolesterolle geçici olarak yamalar oluşturuluyor, tıkanıyor. Eğer ki kanda ve damarda mineral azalırsa bu sefer nereden emiyor? Hücrenin içerisinde depolanan kalsiyumu emmeye başlıyor. Hücre yani merkezlerinde, vücuda lazımlı olan kalsiyumu tabii, emiyor o zaman. Hücre merkezlerinde, hücre içerisinde endoplazmik retikulum denen enerji depoları var.
bunların içerisinde kalsiyum tüpleri var. Aynı oksijen tüpü gibi. Oksijen tüpünün içerisinde nasıl gaz var, bu tüplerin içerisinde de kalsiyum var. Enerji meydana gelirken kalsiyum veriliyor ve enerji meydana geliyor. Katalizatör, kalsiyum. Fakat asit ne yapıyor? Bu kalsiyumu çekiyor, kendine emiyor. O zaman ne oluyor? Tüpler, tüp neden oluşur? Çelik, yani sanayi tüpü çelikten oluşuyor. Bu insan vücudunda hücre içerisindeki tüpler çelikten oluşmuyor. Neden oluşuyor? Lipitten. Çok ince, çok hassas bir yağ tabakası. Çok özel bir lipitten oluşuyor. Yağ tabakasını kalsiyumu çektiği zaman asit, bu tüpün içindeki kalsiyum asiti emiyor. Böylece tüplerde bir zafiyet başlıyor. Hafif delikler meydana geliyor. Kalsiyum kaçağı başlıyor. Bünyemiz hemen bunu kaçağa tıkamak zorunda. Yamalar oluşuyor. Yeni yeni yağlar oluşturup depoluyor. Depoluyor yağın sağından solundan. Böylece bünyemiz otomatik robot gibi alışıyor. Tüpleri, bütün vücudumuzdaki hücrelerin içerisindeki tüpleri ne yapıyor? Lipitle açılan bu delikleri, kaçakları yama yapmaya başlıyor. Böylece bünyesi, insan bünyesi sürekli bir yağ üretme merkezi haline geliyor. Yağ üretmek zorunda. Bu da kiloya sebep oluyor.